Hemen Atina'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Atina ziyareti yapacak. Pek çok önemli başlık var. Öncesinde de Yunan basınına konuştu. Kati Merini gazetesine bir röportaj verdi. Hem bu röportajda öne çıkanları hem de Yunanistan'da bu ziyarete ilişkin neler konuşuyor bunları soracağız. Habertürk Atina muhabiri Taki Berberakis Atina'dan karşımda. Nasıl bekleniyor Erdoğan orada Taki? Çok büyük bir heyecan var. Erdoğan Atina'ya geliyor, çok önemli bir ziyaret şeklinde yorumlar, heyecanlı yorumlar var. Diğer yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kateni, saygın Yunan gazetesi Kati Merini'ye birinci sayfa manşet demeci burada da çok yankılandı. Çünkü Yunanistan'a karşı çok sıcak ifadeleri var. Ancak diğer yandan Gazze ile ilgili de Batı dünyasına kim batılı kim değil şeklinde ders niteliğinde bir cevabı var. Onu aktaracağız. Gazete Miçotakis Atina'da ne diyeceksiniz şeklinde soru soruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Erdoğan'ın yanıtı çok sıcak. Kiryako dostum diyeceğim diyor. Siz bizi tehdit etmedikçe biz de sizi tehdit etmiyoruz. Gel iki ülke arasında güveni sağlamlaştıralım diyor. Başka bir noktada ise iyi niyet temelinde diyalogla çözemeyeceğimiz bir sorun yoktur iki ülke arasında diyor. Bu çok sıcak mesajlar yarınki görüşmelerin de önemini işaret ediyor. Çünkü yarın çok önemli anlaşmalar imzalanacak işbirliği konusunda iki ülke arasında. Hı. Ayrıca Yunan Başbakanı Erdoğan Yunan Başbakanı'yla önemli konuları da ele alacak. Gazze konusundaki açıklamalarına da değinelim Kati Merini gazetesine. Batılı olma dersi diyoruz. Çünkü şöyle, siz Batı'ya ait misiniz bu İsrail'e tepki göstererek ve Batı ülkelerine tepki göstererek bu ifadelerinizle şeklinde bir soru soruluyor. Buna tepki olarak Erdoğan, NATO'ya Yunanistan'la beraber 71 yıl önce üye olduk. Batılı olmanın kriteri Avrupa Birliği'ne üye olmak değildir. Kaldı ki biz Avrupa Birliği ile ülkeleriyle aynı gümrük birliğine aitiz. Diğer yandan da adaylık, üye adaylığı statümüz de var. Ancak daima hakkaniyet, adalet ve vicdanın sesi ola geldik uluslararası ilişkilerde. Hedefimiz tarihin doğru tarafında yer almak. Dolayısıyla Türkiye, Filistin halkının uğradığı haksızlıklara ve insanlık dışı muamelelere tepki gösteriyor. İsrail'in hukuk dışı, hukuku ihlal eden, insanlık hukukunu ihlal eden, insan haklarını ihlal eden eylemlerine de tepkisiz kalmıyor. Bu hedef çerçevesinde diyor. Batıya ait olup olmadığımız bu nedenden dolayı sorgulanamaz. Başka Batı ülkeleri de bizimle aynı tavırda. Ahlaki sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Soykırıma karşı çıkarak Batılı toplumun temel değerlerini savunuyoruz dedi. Gazze halkına güneye doğru gidin şeklinde ultimatum veriliyor. Sonra da güney orası bombalanıyor. Kamplar bombalanıyor. Okullar, mülteci kampları bombalanıyor. Okullar bombalanıyor. Hastaneler bombalanıyor. Pazar yerleri bombalanıyor. Siviller öldürülüyor. Bu Batı değerlerine uygun mudur? Buna ses çıkarmayan ülkeler mi Batılı yoksa Türkiye mi Batı'ya ait şeklinde ifadesini tamamlıyor Erdoğan. Evet. Dediğimiz gibi yarın çok önemli bir görüşme. Çok geniş güvenlik önlemleri var Atina'da. Atina merkezinde hayat duracak. Keskin nişancılar konuyor güvenlik nedeniyle önemli binalara. Dronlar, helikopterler uçacak. 4000 polis görev alacak koruma çerçevesinde. Türk-Yunan yüksek düzeyde işbirliği konseyi 5. kez toplanacak ve dediğimiz gibi Erdoğan beraberinde 9 bakanla geliyor. Bu da 11 Yunan bakan ve bakan yardımcısıyla görüşecek, mevkidaşlarıyla ve çeşitli anlaşmalar, hı hı, ve anlayış metinleri imzalanacak. Ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, mülteciler konusu ve Türkiye'yi çok, evet, ilgilendiren adalara vize kolaylığı konusu masaya yatırılacak. Taki Berberakis, çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum.